Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Başlıkta da gördüğünüz gibi MediaMarkt katkılarıyla uygun fiyatlı tablet modellerinden bahsedeceğiz. MediaMarkt'ta satılan 5 farklı modeli seçtik. Peki bu modeller neler? İsterseniz detaylarına geçelim. İlk olarak TCL kanadından başlamak istiyorum. TCL'in TEP 10S modeli var. TEP 10S modeline baktığımızda 8,3 mm inceliğinde yani bir tablet için gayet ince. 464 gramla da rakiplerine nazaran iyi bir değer sunuyor. Yani yarım kilo ya yakın bir ağırlık bizlere sağladığını görüyoruz. Bunun sebebi üzerinde geniş bir ekrana sahip olması. 10,1 inçlik bir ekran bizleri karşılıyor. Ekran çözünürlüğümüz Full HD ve IPS bir ekran olduğunu da söyleyelim. İçerisinde MediaTek MT8768 işlemcisi mevcut ve 3 GB RAM, 32 GB depolama ile beraber geldiğini belirtmekte fayda var. Arka kamerası 8 megapiksel, ön kamerası 5 megapiksel olduğunu söyleyelim bu arkadaşımızın. Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 desteği var. Ama ağırlığının en büyük katkısı olan batarya tarafına geldiğimizde listemizdeki en büyük batarya sahip tabletlerden biri. Çünkü 8000 mAh bataryası ile beraber oldukça uzun kullanım bizlere vaat ediyor. 18 Watt şarj oluyor. Şarj olma süresi biraz uzun olabilir. Çünkü 18 Watt'ı 8000 mAh şarj etmek biraz fazla sürecektir ama bir diğer yandan baktığımızda uzun süreli kullanımda özellikle ilkokul ya da anaokulu gençlerin kullanmak isteyeceği tarzdaki bir tablet olduğunu da söyleyelim. Stereo hoparlörü ile beraber içerisinde yapılacak işte YouTube'dan, Netflix'ten vesaire içerik tüketimleri de gayet iyi sonuç verecektir. Lenovo kanadına geçtiğimizde Tab M10 var. Biliyorsunuz Tab M10 özellikle birkaç yıldır fazlasıyla ilgi çeken modellerden biri. Benim bahsedeceğim de 3. jenerasyon olarak geçen versiyonu. 8.5 milimetrelik kalınlığımız 460 gramda bir ağırlığımız var. Yine 10,1 inçlik full HD bir IPS ekranla beraber geliyor. İşlemcisi bu sefer Qualcomm ya da MediaTek değil, Unisoc kanadından t 610u kullanıyor. 4 GB RAM, 64 GB depolama alanımız var ve 8 megapiksel arka, 5 megapiksel ön kamera bizlere sağladığını söyleyelim. Yine Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 desteğimiz var. Stereo hoparlörlerimiz burada oldukça güçlü ve özellikle medya tüketiminde dikkat çekecek bir cihaz olduğunu söyleyelim. Batarya kanadı ise burada 5100 mAh e düşüyor ve 10 Watt'lık şarjla beraber geliyor ama tasarımsal olarak gayet güzel bir tablet olduğunu da söyleyelim. Yine özellikle böyle hani aşırı uygun fiyatlı olsun, istediklerimi yapabileyim dediğinizde tercih edilebilecek cihazlardan biri uygun fiyatlı tablet dediğimizde en çok dikkat çeken modellerden biri de Samsung'un Galaxy Tab A7 Lite. Hatta A8 de çıktı ama bazı noktalarda A7 Lite hem fiyat avantajıyla beraber hem de zaten en çok satılan ucuz tabletlerden biri olduğu için listeye eklemek istedim. 8 mm'lik kalınlık 366 gram gibi rakiplerine nazaran çok daha hafif bir cihaz kendisi. 8.7 inçlik bu sefer HD ve TFT bir ekranımız var. Helio P22 işlemci Mediatek kanadından geliyor. 3'e 32 yani 3 GB RAM 32 GB depolama. 8 arka 2 megapiksel ön kameramız var. Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 5100 mAh'lik bataryayı 15 Watt'la şarj edebiliyoruz. Samsung'u severler, Samsung'un ara yüzünü aşina olanlar için tercih olabilir ki listemizdeki en ucuz tabletlerden biri de bu. Yani en azından amacınız ya tablet olsun da işte ben haberlere bakacağım ya da YouTube'dan Netflix'ten içerik izleyeceğim ya da çocuk işte hani elinde bir şey olsun vesaire diye düşündüğünüzde kesinlikle tercih edebilecek modellerden biri. Ama benim alacağım hem uygun fiyatla hem de isteklerime güzelce karşılık versin dediğinizde bu sefer Huawei kanadına gidiyoruz. MatePad SE modeli var bildiğiniz gibi. 7,85 mm'li kalınlığıyla en incelerden biri ve 440 gram da ağırlığı var. 10,4 inçlik Full HD Plus IPS ekranımız var. Yani burada aslında çözünürlük olarak en yükseklerden biri bir tane daha bahsedeceğim daha yüksek çözünürlük isteyenler için ama bu açıdan oldukça iyi Snapdragon 680 var. Snapdragon 680 zaten akıllı telefonlarda da fazlasıyla gördüğümüz bir işlemci. Özellikle fiyat performans akıllı telefonlarında tablette de fazlasıyla iyi iş yapacak. 4 GB RAM, 64 GB depolama, 5 megapiksel arka, 2 megapiksel ön kameramız var. Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 yine gidiyor ve 5100 mAh'de bataryayı 10 Watt'la şarj ediyorsunuz. Yine stereo hoparlörlerimiz var ama burada Huawei'nin His'in ses geliştirmesi mevcut. Ve en azından hani bir içerik tüketiminde iyi bir ses istediğinizde bunu kullanabilirsiniz. Yine Huawei'nin kendi EMUI arayüzüyle beraber gelen çocuk modları vesaire de var. Orada böyle hani daha küçük çocuklar için işte ilkokul kreş değil onlardan da küçük çocuklar için en azından o sırada kullanım açısından bir tercih olabilecek bir cihaz. Burada fiyat performansta diğerlerinin birazcık üstünde olsa da birçok ihtiyacınızı karşılayabilecek. Yani işte hani böyle ufak tefek işleri halledeceğim değil de her işimi halletsin dediğinizde TCL'in yeni nesil Next Paper 11 modelini de ben buraya ekledim. Dediğim gibi rakiplerine nazaran fiyatı biraz yüksek olsa da 6,9 mm inceliğinde yani diğerlerine kalınlık diyoruz. Zaten bu değer kalınlıktır ama 6,9 gerçekten ince bir değer. 462 gram ağırlığında bunun sebebi yine 8000 mAh bir bataryası olması ve 19 Watt'la şarj oluyor. Diğerlerine nazaran daha hızlı şarj olabiliyor. 11,95 inç yani 11 inçe varan bir büyüklüğümüz var ve 2000'e 1200 piksellik bir ekran yani aslında burada artık 2K diyebileceğimiz bir çözünürlüğe geliyoruz. Full HD Plus'ın birazcık daha üstünde bir değer bizlere karşılıyor ki bu ekranda Next Paper teknolojisiyle beraber geliyor. Yani bir kağıt hissiyatı var ekranda. Kalemle beraber kullanmak istediğinizde dokunduğunuzda kağıda dokunuyormuşsunuz hissiyatı veriyor ve ekran modlarıyla beraber aslında göz konforunu çok fazla ileriye götüren bir teknoloji var bunun içerisinde. Bu sayede göz sağlığınızı koruyan yani işte çok yakından bakmada işte hani gözünüz bozulur vesaire benim gibi gözlüklü olursunuz derdi bu ekranlarda çok fazla olmuyor gerçekten bizim kanalda da incelemesi olacak ya da çıkmış olabilir siz bu videoyu izlediğinizde lütfen ona da bir göz atın derim ama gerçekten çok güzel bir ekranı var. Normal kullanımlar için düşündüğümüzde Helio P60T ile beraber geliyor. Yani işlemcisi yine bir tablet kullanımı için özellikle uygun fiyatlı tablet arayanlar için oldukça iyi. Bunu işte bir bir diğer yandan e-kitap okuyucu vesaire gibi de kullanabilirsiniz ve not alırken gerçekten bir kağıda not alıyormuş hissiyatını verebilmesiyle dikkat çekiyor. 4 GB RAM, 128 GB gibi aralarındaki en yüksek depolama alanına sahip. 8 megapiksel hem arka hem önde kamera var. Kamera deneyimi oldukça iyi. En azından işte derslere katılmak için, bir toplantıya girmek için hoşunuza gidecektir bunun çözünürlüğü tablet bazında baktığımızda. Yine Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 var. Ama medya tüketimi noktasında 4 hoparlörler beraber geliyor. Yani stereo ses deneyimini 4 köşeden birden vererek siz bir içerik izlediğinizde çok daha iyi ses deneyimini alabileceğiniz bir sonucu bizlere verdiğini görüyoruz. Yani geriye doğru gidersek TCL Next Paper 11, Huawei MatePad SE, Samsung Galaxy Tab A7 Lite, Lenovo Tab M10 ve TCL Tab 10S ile beraber aslında farklı farklı markalardan farklı farklı seçenekleri sizlere sunmuş olduk. Sizler ne düşünüyorsunuz? Özellikle A7 Lite, M10 gibi kullanıcılar varsa lütfen yorumlar bölümünde yazsın hani kendi deneyimlerini aktarmış olsunlar. Ama bir diğer yandan bunları gidip Mediamarkt mağazalarında görebilir. Kendiniz direkt test edebilir. Hani hem Tebonesi, hem A7 Lite'ı hem de özellikle Next Paper'ı ya da MatePTC'yi hepsini Mediamarkt mağazalarında görebilirsiniz. Ama o kadar uğraşmak istemiyorum dediğinizde benim de arkamda açık olan Mediamarkt.com.tr'ye girip ürünü seçip sepet ekleyip hemen adresinize kargolanmasını da sağlayabilirsiniz. Bunların dışında sizin önerileriniz varsa tabii ki her zaman olduğu gibi önerilerinizi açığız. Yorumlar bölümüne yazın. Ben şunu kullanıyorum. Bence TEP a 8 alabilirsiniz, şunu alabilirsiniz vesaire gibi düşüncelerinizi de, deneyimlerinizi de yorumlar bölümüne yazın ki uygun fiyatlı tablet arayanlar için de sizin önerileriniz de değerli olacaktır tabii ki. Başka bir RDR Plus videosunda, başka bir MediaMarkt videomuzda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.